Merhaba arkadaşlar, ben Cengiz Kaygılı. Yeni yayınımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, şu anda Ceyhan ilçesinin Burhanlı Mahallesi'nin camisindeyiz. Caminin iç dekorasyonu için Hattat Bekir Korkmaz tarafından süslemesi yapılıyor. Bu yayınımızın konusu hattatlık ve hattatlık mesleği hakkında sizlere bilgiye veriyoruz. Eski bir profesyonel futbolcu da olan Hattat Bekir Korkmaz ile kısa bir de söyleşimiz var. Öncelikle bu söyleşiyi bir izleyelim. Bekir Korkmaz Bey, kendini bir tanıtır mısın ve altı mesleğin hakkında bilgiler verebilir misin? Bekir Korkmaz, ben Konya Kadınan'ın Saçkara doğumluyum ama İzmir'de büyüdüm. Ortaokul yıllarımda bu işte çıraklık olarak işe girmiştim, bir cami yapılıyordu. Daha sonra işte lise yıllarımda ben profesyonel futbol oynadım, ara vermiştik. Futbol bitince bu işe tekrar dönüş yaptım. Şu anda da halk eğitimin belli bir görevlendirdiği bir bölgede halk sanatı öğretmeni olarak çalışıyorum ben. Ekstra da bu cami işlerini yapıyorum. Peki be, futbolcuyum deyince, yani şimdi futbolcuk deyince işler biraz daha değişiyor. Evet. Yani futbolculuk ve hatlatlık, yani ne alaka diyeceğim? Evet, eski bir profesyonel futbolcuydum ben. Bir de şu var, bu işte... Bu arada hangi takımda profesyonel futbolcu? İzmir Spor, Tire'de, Uşak'ta, Ala Petkim'de, yani, İzmir bölgesinde. Yani üçüncülük ve... İkincilikte futbolcu yapma. İşte... Daha sonra amatörde yıllarca Çiğli'de tarafını oynadım. İzmir bölgesinde oynadım. Bu işte de birazcık bileğinizin iyi olması gerekiyor. Bileğimizde birazcık var, bize bilek estetikli olduğu için. Biraz da işte eğitim aldım yurt dışında. Hat sanatı üzerine, Kerçüklü bir ustadan. Şu anda zaten bunun usta öğreticiliğini yapıyorum diyeyim mesela. Öyle. Peki Bey, bunun yanında kullandığın malzemede bu boyalar mesela normalde geçici mi yoksa kalıcı bir boya mı? Nasıl bir boya kullanıyorsun? İyi korunduğu sürece en kötü şartlarda 100 yıl giden bir eser bırakıyoruz. Yeter ki dışarıdan su almasın. İçeriden su tutmak pek önemli değildir. O etkilemez. Aynı zamanda yazılarımızın hakiki altın tozu kullanıyoruz. Altın toz? Evet, hakiki. Hakiki altın toz. Bunun yanında yani utubet etkiliyor mu? Dışarıdan almadığı sürece işte yani arka tarafından duvarın almadığı sürece problem olmaz. Yani mesela, utubet de problem olmaz. Yani mesela cami temizliği anında silmek, ufak tıraş yapmak silinebilir mi? Silinebilir boyalar. Hmm. Silinebilir. 100 yıl gider diyorlar. 100 yıl gider diyor. Evet. İlginç yani. Evet. Bekir Bey, hani verdiğin bilgi için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Yine inşallah görüşürüz. Görüşürüz. Abi. Kendinize iyi bakın. Allah razı olsun. Görüşürüz. Arkadaşlar, bu söyleşinin ardından kalan videomuzun da sonuna doğru gelirken bu caminin içinin dekorasyonu bittiği zaman bununla da ilgili sizler için bir video hazırlarız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıklı, güzel günler daima sizinle olsun.